Dikkat çeken bir haber var. Metan Demir onu size sormak istiyorum. Antalya'da şimdi biz yabancıların özellikle Rusların e, çok fazla konut aldığını biliyoruz. Evet felaket bir Şöyle bir durum var. Orada yabancılara satış öyle bir noktaya gelmiş ki e, bir Rus Antalya'da 80 daire almış 2 blok. Orayı da otele çevirmiş ve Ruslar geldiklerinde bu daireleri kiralamaya başlamışlar. Şöyle de bir ifade var. Eee kendi içlerinde bir sistem oluşturmuşlar. iki bloğun arasına resepsiyon yapmışlar. Turist geliyormuş senin güvenliğine resepsiyon nerede diye soruyormuş. E, artık bunun denetlenebilir olmasını bu kayıt dışılığın önlenmesiyle ilgili de bir şikayet var. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili özel bir rapor sunulmuş. Şimdi bununla ilgili bir adım atılması bekleniyormuş. Ne diyorsunuz? Konut satışını hep konuşuyorduk ama e, işin bu raddeye gelebileceğini tahmin edebilir miydik? Metehan Bey. Sultanlarını şimdi ben <laughs> dediğim gibi yani aktif gazetecik yapmıyorum ama günlük raporlamalar hazırlıyorum ve bu yüzden 300-350 arası haberi günlük tarıyorum ve enteresan bir sürü haber takılıyor önüme. Bu dün akşam e, takılan haberlerden biriydi. Ama yeni bir haber gibi görülse de geçen gün yine taradığımız haberlerde bir e, eski e, motokurye olarak görev yapan bir arkadaşımızın sosyal medyada yazdıkları. Dikkatimi çekmişti. Onu da bir adım daha geriye götüreyim. Yine bundan yaklaşık 6-7 ay önceydi galiba. E, dünyada herkes kendi e, düzenini kuruyor. Bir ülkede bulunan, dış ülkeden gelen yabancılar kendi komünitelerinde kendi yaşamlarını kuruyor. New York'ta, e, Acet bilmiyorum gördün mü? E, New York polisi bir operasyon yaptı. Çinliler kendi karakollarını kurmuş. Karakol ya. Yani kendi güvenlik ve adli sistemlerini oluşturmuş. Dağıttılar karakolu. Yani resmi üzerinde Çin karakolu yazmıyor da. Adamlar Çin'den gelen polisler ve orada Çinler arasındaki hukuku organize ediyorlarmış. Adli meseleleri ediyorlarmış. Bizde herhalde şu an o artık karakol kurma seviyesine falan inşallah gelmemiştir. Sanmıyorum da. Fakat son bir aydır özellikle ben İçişleri Bakanlığı'nın bu yabancılarla ilgili e, kontrolleri baskınları süreçleri çok sıkılaştırdığını düşünüyorum ama tabii onlar kaçak göçmenlerle ilgili hassasiyetler bu ayrı yürüyen bir kol. E, o Botokuryer'in demin bahsettiğim haberde e, e, söyledikleri çok ilgimi çekti mesela Suriyeliler kendi içinde bir komün ve bir e, büyük yani şey ce, Cemiyet gibi söyleyelim ee, Ruslar ayrı Afganlar ayrı onlar ayrı yani kim varsa burada belli bir kalabalığa ulaşan kendi diş doktorları kendi diş atölyeleri kendi restoranları kendi iç e, işte kredi alışverişleri kendi dükkanları bakkalları şunları bunları kendi çerçeveleriz ve sırlı içinde dönen bir hayatları var ee, şimdi o yüzden bu bir80 Rus zaman, 80 daire alıyor. Nasıl? Hiçbiri denetim Pardon. altında değil. Farklı farklı yok, meslek yok. kolları yani, var. Mesela tabii tabii yani çok ilgimi çekti. Çok ilginçti. Şimdi e, hatırlamıyorum kim yazmıştı ama. Ya diyor ki ben diyor şeyleri götürüyorum diyor. Mesela bir diş e, doktoru diyor, Suriyeli diyor. O, o diyor diş teknisyeni olarak diyor. İşte o dişler yapılıyor ya böyle bir atölyede falan. E, onu o alıp oraya ben götürdüm. Onu oradan oraya götürdüm. Yani kendi aralarında bu sistem var. Araplarda da var. Araplarda da o kadar çok ki bu. Şimdi Ruslar yakalandı Radar'a tabii. İşte berberleri var, taksileri var, korutları var diye. Diğerlerine de bakmak lazım. Yani Türkiye'nin bu acı ama gerçek durumlarından bir tanesi. Ve bu ben size iddia ediyorum. O Ruslar Antalya'ya ya da bizim Akdeniz bölgemize geldiği zaman... ...nerede burada bir Rus daire satıyor mu falan değil. Ta Moskova'dan, ta Rus topraklarından bu işler pazarlanıyor. Bilerek geliyorlar yani. Yani Sultan Aran'a değil, Mehmet Hacet'e değil, Metin Demir'e değil. Doğrudan... O isimlere giderek e, irtibatı kuruyorlar. Kendi işlerine bir komün bağlantı sistemi oluşturmuş durumdalar. Hadi diyelim hepsi değil ama ciddi bir bölümü. E, ama her konuda sadece e, işte bu ikamettir, ulaşımdır, şudur budur değil. Artık her konuda işte berber örneğini geçenlerde beraber haberlerde konuşmuştuk. Yaşıyoruz. Ben bunlara şaşırmıyorum. Ama denetim altına alınması gerekir mi? E tabii. Yani bizim işletmecilerimiz küçük orta ölçekte özellikle bin bir kontrol altındayken bu arkadaşlar da burada kafamıza göre yaşıyoruz diyemez. Ha bir şey daha söyleyeyim. Suriyeliler meselesi tabii ayrı konuşuluyor Türkiye'de. Afganlarla ilgili rahatsız görüntüler var ama Suriyeliler meselesinde işini de gücünde olan Türkiye ekonomisine katkıda bulunanlara Türkiye kucak açmıştır. Şefkatle onlara işte kolluyordur falan filan. Ama artık e, bu hala galiba düzelmedi birkaç kere de söyledim kimse de oralı olmuyor Ol, olunca da e, iş, e, tahmin ederek bir daha söyleyelim Suriyelilerin bir bölümü hali vakti yerinde olmasına rağmen yine dediğim gibi durumu olmayan acil ihtiyacı olan insani çerçevede Türkiye devletinin eline ihtiyacı olanlara bir şey demiyorum ama hala e, hastanelerde öncelikli ve ücretsiz hepsinin birden bundan yararlanması meselesini durdurmak lazım çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da bu konuda hı hı yardıma ihtiyacı olanlar var. Onların da aynı şefkati görmesi gerekiyor. Şu an hala benim duyduğum yanlışsa da düzeltebiliriz ama hala aynı bilgiler bana ısrarla geliyor. Hastanelerde bir öncelik şu bu işte artık obezitesine kadar her tür tedavisine kadar karşılansın ama ihtiyacı olan karşılansın. Benim Suriyelilerle, Afganlarla onunla bununla derdim yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti benim için birinci önceliktir. Menfaatleri, onun vatandaşlarının menfaati de. Ona bir bakmak lazım. Acaba tüm Suriyeliler tekrar hala değişmemiş bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık masrafları ihtiyacı olanlardan bahsediyorum. Karşılanıyor mu? Karşılanmıyor mu? İhtiyacı olanlar tabii ki desteklensin. Bu insani vazifemizdir. Bize de yakışan budur. Ama hali vakti yerindeyse de lütfen artık onlara da bedava bakmayalım yani Peki. bu kadar da fazla. Çünkü Türk insanların da canını acıtıyor. Hiç kırılmasına neden oluyor. Bilmiyorum bir bakalım. Ben günü aldımı sanmıyorum ama yanlışsa da özür dilerim ama çok geliyor bana bu konuda bilgi. Hastanedeki doktorlarda dahil olmak üzere bir bakalım bunlara.